Şurası fazla gözükmüyor. Gözüküyor, gözüküyor. Azıcık kaldırayım mı kamerayı? Yani. Bu sefer de sen gözükeceksin. Şimdi çok güzel. Tamam. İyi, bana bıçak lazım. Senin bıçağını ben aldım. Benim bıçağım. Bir tane bıçak var, onu da biz çok seviyoruz, bu bıçağı. Onu da paylaşamıyoruz. Benim senin bıçak o. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş Anne kız kanalımıza. Merhaba. Merhaba. Ne haber tatlım? İyidir şekerim. Senden? Aynı. Hayat devam ediyor değil Yemek mi? Yapıyorum. Ne yapayım? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Biz arkadaşlar İfnur'la alışverişe gittik. Biraz gezdik, dolaştık. Ne bitmez alışverişmiş burada ya. Evet. Her gün alışveriş. Ondan sonra eve geldik, alelacele ellerimizi yıkadık, direkt mutfağa girdik. Acele ediyoruz, yetiştirmemiz lazım çünkü. Şimdi neler yapıyoruz kızım, sen say bakalım. Ben tavuklu zebze çorba yapacağım. Evet. Bu ne? Kereviz mi? Kerevizim var. Almanca söyle anneciğim. Romanyasını da bilmiyorum. Zeleri diyorlar. Nasıl zeleri? Genau. Nasıl? Zeleri, kereviz. 3 tane havuç. 1 tane lauch. Lauch. Porre. Neyse konuşmayayım şimdi. Das ist... Gençler lauch ne diye? Lauch ne olduğunu bilir. Prasa. 2 tane prasa. Aynen. 2 tane soğan. Evet. Burada da tavuğum kaynıyor. Bir de makarna var. Onlar içeride, küçük makarna aldım. Öyle yapacağım. Salçası. Beyaz. Tatlısız mı yapacaksın? Evet. Su. Beyaz suyundan güzel bir kış çorbası. Kış çorbası. Vitamin reich. Bana sıra gelince arkadaşlar, ben de klasik yine kanatları harmanladım, güzel sosladım, yanına patates. Ama sarımsak doğramayı unutmuşum. Sarımsaksız da cidden tadı gelmiyor. Hemen dedim tepsiye döşemeden sarımsakları da doğrayayım. Boğazım kurudu. Şu elimi yıkayım da gidip su içeyim ben. Elimde. O nasıl? O ne kızım? Hayırdır? Gelin aklıma geldi. Bugün bakalım ikimiz yapacağız yemekleri ilk burada. Bir de tiramisu yapacakmışız. Onu ayrı bir video yapacağım. Onu söylemene gerek yok. Tamam. Bu videoya koyarsam çok sıkışıyor, biliyor musun? Anladım ben. Çok uzun oluyor videolar. Tamamdır. Şu kanatları yerleştireyim. Hepsi güzelce pişsin bakalım. Tamamdır. Bunlar tamam. Ben bir ellerimi yıkayayım. Sen bu dönerini kasayı mı? Kasayı mı? Ver bakayım bana. Şurayı da alayım. Çok ince oranın yaprağı. Şöyle kırayım hatta. Ağlattın beni be soğan. İyi yaşa. Soğan doğradığım zaman hep hapşırmam geliyor. Ya. Senin kadarken ben de öyleydim. Benim kadarken kaç yaşındaydın? Senin kadardım işte. Evet, kaçıncı başlangıcımız bilmiyorum ama ben burada bunları hepsini doğradım. Kerevizimi, havucumu, prasayı, patatesi, soğanımı hepsini böyle minik minik doğradım. Küp küp. Şimdi hepsini böyle tekrardan bir göz atıyorum. Hepsi böyle aynı boyda olsun diye doğruyorum. Niye diye sormayın. Sormuyoruz. Tamam. İbnur, şurada tenceren değil mi? Hadi başlayalım kızım. Acele ediyoruz yemek için ama. Tamam.
Aynen. Şimdi hepsini ilave edeyim. Yağını koysaydım. Ver mi şimdi ya? Sen niye böyle sıkıntı yapıyorsun anneciğim? Ocağı da aç. Ha, açtın mı ocağı? Ocağı açtım. Tamam. Şurada ne var kızım? Şu orada tencerede. Tavuk. Gösteririm. Hı hı. Ay açılmadı. Tam Alman çorbası oldu. Dur şunları ben hemen keseyim. Kesme anneciğim, iyi. Ben sevmiyorum. Gitti. Tüh. Şu kapağı aç bakayım bir öbür tarafı. O etleri çıkarsaydık, solsaydık. Ay, ay dur 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 ellerim yaptım. Çok mu sıcaktı? Onları çıkaralım da soğusun. Bir çatal verir misin? Buradaki tavuktaki olan deriyi alıyorum. Şöyle gösterelim mi? Şöyle gösterelim. Bir de şöyle makarnamız var. Tavuk suyunu koyacağım içine. Evet, dökeceğim şimdi onu. Gene buraya koy da. Deneyim mi? Hı hı. Böyle yapacağım. Hay Allah. Bıçak mı verseydim elini? Evet, ben yaptım şimdi. Tamam, güzel oldu. Az mı 4 tane but koyduk? Ama yeter değil mi ya? Çok da but olmasın. Şu ütünü bir yerde gördüm. Tavuğun şu kısmı en çok değil. Mikrop toplayan yeriymiş. Bilmiyorum ki. Ben oralarını çok seviyordum biliyor musun? Artık yemiyorum. Yemeyeceğim. Ya görüyor musun? Ay Allah. Şimdi kedi köpek olsaydı bunları verseydik güzel sıyırırlardı. Türkiye'de çöpün kenarına koyuyorduk ya. Değil mi? Aynen. İyi oluyordu. Ben bakayım mı şuna? Ya az değil değil mi? Yok. Gerçi suyunu da süzeceğiz değil mi tavuk suyunu? Aynen. Küçük mü bence ya? Bitme. Çok küçük olmasın ya da? Çok da mı yapacağım? Ay pırasamız koktu güzel. Temiz süzgece falan gerek yok. Aynen su temiz. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Baharat ne kullanacağım? Normal toz, karabiber, pul biber, toz biber falan. Okay. Toz biber mi? Aynen. Olur. Söyle bakalım neler attın? Tuz. Tuz biber. Hı-hı.
Bunun içine de pul biber atacağım. Karartıyor kısmı. Az bir şey. Şöyle. Onu aynen tabaklarımıza da atabiliriz, biliyor musun? Şey de at annem. Vegeta. Pul biber de at. Vegeta at. Aynen. Ben de vegeta sevmiyorum. Atma o zaman. Tadını bozuyor. Baban. Baban da onu çok seviyor. Baban aldı gerçi ya. Bir kaşık ondan at. Acı olsun. Kış çorbası ya. Şurada da makarnamız. Esasında kızım bir şey söyleyeyim mi? Bir kaşık un koyacaksın buna. Ne? Beyaz olması ve koyu olması için suyu. Ya da? Ben koyu olmasını istemedim ki. Öyle mi? Tamam. Ama zaten patates var değil mi içinde? Aynen. Onu direkt yap. Aynen öyle. Bismillah. Çünkü köpüğü falan yoktu tavuğun. Biraz da su kaynatmıştım. Bir de makarna da koyacağım ya. Kaldırınca. Söz kararı bir bardak kadarını koyacağım. Tam doyurucu bir çorba oldu bence. Tam kış çorbası. Ya, ellerine sağlık. Limon da dökülür değil mi ona? Aynen. Güzel. Küp doğranmış. Ellerine sağlık. Şifa olsun hepimize inşallah. Yiyenlere inşallah. Kapağı nerede kızım onu? Ben bu koyacağım. Kabaracak ama anneciğim ya. Kapağa bak, camın orada. Hemen kapatıyorum. Ya rengi falan güzel gözüküyor. Güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi kaynasın. İlknur yemeği koydu ateşe. Ben dedim kızım şu lavaboyu toplamadan şu alışverişlerimi bir göstereyim. Dediğim gibi daha demin biz dışarıdaydık. Alışverişimizi yaptık. Şu pırasa, kereviz falan aldık. Evde yoktu. Onu alalım dedik. Çorba yapalım. Dışarı çıktık, geldik, gelir gelmez hemen yemekleri koyduk ateşe. Ben şöyle alışverişimi göstereyim, neler aldık. Bu alışverişte inşallah sizlere fikir olur arkadaşlar. Şöyle kedi dili bisküvisi aldım. Bununla inşallah tiramisu yapacağım kızımla beraber. Ama onu ayrı bir videoda paylaşacağım. Basit, çok kolay, çok lezzetli bir tiramisu. Çok güzel oluyor. Şöyle bir de mascarpone aldım. Büyük boya, büyük boyunu aldım. Şöyle güzel kremli bir pasta olsun dedim. Kakaom var evde. Kakao da lazım. İlknur şöyle zava krem aldı. Haşlama patatesle yeniyor arkadaşlar. Ama İlknur mantarla yiyecekmiş. Bilmiyorum, yine mantarla bir şey yapacak. Mantar aldım bu arada. Şöyle bir paket ekmek aldım. Dilim ekmek hazır, kesilmiş. Şöyle şips aldım. Arkadaşlar 4 torba şips aldım böyle. Birini arabada açıp yedik. Anne kız iyi oldu. Evet, başka ne aldık? Bir paket şöyle bu oyunu aldık. Tabii ki gelene kadar yemişler. İçinden iki tane eksik, çocuklar yiyor işte, alıyorlar. Şöyle arkadaşlar, çoraplara geçmeden önce şöyle bir de King Max Kinder'in Max King Maxi. Maxi, gelme kızım bu tarafa, kamera açık. Sonra topla. Bu da üçlü oluyor. Bunu da aldık. Yine yiyen yemiş. Bugün çocuklar erken geldi işte. Bir de ne aldım arkadaşlar? Şöyle çorapçıklar aldım. Şöyle. Erkek çorabı. 1, 2, 3. 3 çift. Ama şey, bonvole. Naylon değil. Özellikle
bamboli olmasına dikkat ediyorum. Çünkü çocukların arkadaşlar biliyorsunuz ayakkabıda hep ayakları terliyor. Spor ayakkabısı, dışarı ayakkabısı falan giyiyorlar ya. Onlar da hep terlettiği için naylon çorap almamaya dikkat ediyorum. Bunlar da bamboliydi. 15 Euro'dan 3,99'a indirmişler. 3 çifti. Dediğim gibi penye. Şöyle. Hepsini aldım. Bizim, kamerada nasıl gözüküyor rengi bilmiyorum ama beyaz arkadaşlar aldım. Şöyle 3 pakette siyah aldım. Şöyle hepsini aldım. Çoraplar uygundu. Esasında çocukların çorapları var ama şöyle bir şey var. Aradığım zaman bulamıyorum ve 2-3 çiftini çok pahalıya alıyordum. Mesela 3 çiftine 20 lira verdiğimi biliyorum. O yüzden dedim şimdi uygun görmüşken alayım, kenarda kalsın. Şu an açıp vermeyeceğim. Önce eskileri bir giysinler. Eski dediklerim de iyi yani, çorapları. Her neyse, lafı çok uzattım. Bir de şöyle mantar aldık. Edeka'ya uğradım Nur'la dışarıdayken. Şu kültür mantar beyaz var ya, onları nasıl diyeyim arkadaşlar, pişirdiğim zaman azalıyor, sönüyor, ıspanak gibi söyleyeyim. Ama bu renktekiler öyle değil, bunlar etli gibi, bunlar güzel yani, sönmüyor, diri kalıyor. O yüzden bunları aldım. 4, 6 paket aldım. Şöyle 3, 6 paket mantar aldım. Bizim evde çok seviyorlar. Hem de fiyatı uygundu. Alayım dedim. Bir de tazeydiler. Kötü değildiler. Alayım kalsın dedim. Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Allah bereket versin. Ufak bir alışveriş yaptık ama şu uygun diyoruz, şu uygun diyoruz, alıyoruz. 1 lira, 2 lira diyoruz ama bir sürü kasaya gelince de bir sürü hesap çıkıyor karşımıza. Neyse, can sağlığı olsun Rabbim. Ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bir Rabbim bizlerin de yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Böyle ben şimdi buralara bu alışverişleri hemen yerleştireyim. Şu çorapları kaldırayım. Bütün de şu lavaboyu toplasın. Çorbası da güzelce kaynıyor. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynadı. Ay pardon. Kepçeyi düşürdüm elimden. Şöyle güzelce dinlendi. Şöyle güzel bir kış çorbası oldu. Kızımın ellerine sağlık. Böyle sizlere göstermek amaçlı şöyle paylaşayım dedim. Fırındaki etlerim de pişti. Şimdi yemek için çok erken. Çocuklar evde ama eşim gelmedi. Bugünkü menümüz böyleydi arkadaşlar. İnşallah fikir amaçlı olmuştur. Videomuza destek amaçlı yorum yazmayı, beğeni bırakmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.